Bankalar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması nedeniyle tedbir olarak kredilerde çeşitli kısıtlamalara gitti. Kredi kartlarından nakit avans kullanımının son dönemde artması nedeniyle Merkez Bankası şok bir karar alarak kredi kartından nakit avans çekimini durdurdu. Ancak vatandaşlardan gelen tepkiler sonrası bu karardan geri adım atıldı. Merkez Bankası bankalara yeni bir talimat göndererek bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında nakit avans çekiminde bir sorun olmadığını bildirdi. Nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartı da kaldırıldı. Yaşanan bu gelişme vatandaşı nasıl etkiledi? Ton TV olarak mikrofonlarımızı vatandaşlara uzattık. Ya ben emekliyim, eşim çalışıyor. Bizi etkilemedi ama yakınlarımı etkilemiş yani birkaç kişiden duydum. Ama biliyorsunuz kaldırdılar daha sonra da. Şu anda geriye döndü ama şu anda ATM'lere gidiyoruz. İkisinde de para yok. Şu anda para da çekemiyoruz yani. Paraya ihtiyacımız var. Nakit para da alamıyoruz. İkisi de üzgünüz diyor. Yani bir sıkışıklık var yani bankalarda herhalde. ATM'ler çalışmıyor yani şu anda. Nakit paraya ihtiyacımız olduğu zaman çekemeyeceğiz. Dolayısıyla ne oluyor? İhtiyacını karşılayamamış oluyorsun. Onun için yani olsun tabii ki kredi kartından nakit avans çekilsin. İhtiyaç anında her türlü çekiyoruz zaten. Her zaman nakit para bulunduramadığımız için mecburen bu şekilde olacak. Ama tabii yanlış bir olay. Parası olan insanlara bu tip kredilerin kapanması yanlış. İnsanlar ne yapacak? Tefeciye gidip tefeciden borç para alacak, yazık. Vallahi etkilemedi. Hemen kullanıp hemen açtılar ya. Bir gün açıldı, onun için etkilenmedik. Ama ihtiyacı olan etkilenen arkadaşlarımız var. Yani nakit avans kullanmamaya çalışıyorum genellikle. O yüzden herhangi bir etkisi olmadı benim için. Hani şu an ihtiyacımız olmadığı, olmaması olmayacağı anlamına gelmiyor. Doğru mu? Kullanmadık açıkçası. Pek fazla ben zaten kredi kartı kullanma taraftar değilim. Kullanmadım ama arkadaşlarımız etkilenenler oldu tabii ki de. Ben de esnaflara başvurdum. Şu an mesela her şeyi kapatmışlar. Şu an onlar da vermiyor. Kredi verimi durdurmuşlar. Çekilmeli tabii ki de. Yani seçim için durdurulmaması lazım. İnsanlar da zaten ekonomik çok zor. Daha zorluyorlar bence bu şekilde. Seçime kadar da daha var. İnsanlar kredi çok fazla kullanan insan var. Durmaması lazım da. Faiz olmadığı sürece çekilebilir ama yani faiz yapıldığı için tabii ki sürekli olarak çekmek mantıklı değil bence. Ben mantıklı görmüyorum. Yardımcı olunmalı özellikle deprem vesaire bunlardan sonra yani bankaların bir yardımcı olması lazım bence artık. Çünkü ben de deprem bölgesinden geliyorum. Bize de hep böyle yardımcı olunacak gözüyle ilk başta birkaç ay ya söylendi ama ondan sonra gene eski yürürlüğüne girdiler. Mesela ilk başta para yollarken vesaire ilk bir ay almadılar. Sonradan tekrar değişti. Yani sürekli olarak yardım etmeleri lazım ki para dönsün insanların arasında. Para akışı olsun, yardımcı olsun herkes birbirine. O şekilde. Kredi, adı üstünde kredi. Çekilmesi lazım. Beni etkilemedi gerçi de. Çekilmesi lazım.